20 Haziran 2024 Perşembe, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 10 koşulu Ankara programında tüm koşularda detaylı analizlerimiz olacak. Ankara ve Antalya programındaki tüm koşu yorumları ve altılı şablonları, yazılı olarak WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi Ankara programı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. Bu satış koşusunda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği alacak olan isim 8 numaralı 3 matra olacaktır koşunun en süratli atı olduğunu ve onun süratine çıkabilecek bir rakip olmadığını belirtelim. 3 matranın son yarışları çok kötü. Normalde bu tip gidişatta şanslı olabilir derdik fakat, düzlük dönülünce teşviklere cevap vermiyor ve geriliyor. Bu durumda onu yakın takip edebilecek olan en süratli ismin şansının arttığını belirtelim. 3 matrayı kovalayıp düzlükte geçebilecek ilk isim, 2 numaralı Lebron olacaktır. Lebron için son yarışlarında çok şanslı olduğunu belirtmiştik. Son yarışında daha sert rakiplerle yarışan Safkan, tempoyu aşırı süratlendiren rakibinden dolayı altıncılıkta yetindi. Bugün ise 3 matranın çok sert tempoda kaçmayacağını ve Lebron'un onu yakın takip edeceğini düşünüyoruz. Lebron, bugün bir aksilik olmazsa bu tempoda bu rakipleri geçecektir. Biz biraz riskli de olsa ilk 6'lıya banko yazarak başlamak istiyoruz. 2 numaralı Lebron, günün bankosu olarak yazılabilir. İkinci koşu. Bu maiden koşuda riske girmeyelim. Urfa'da hazırlanıp gelen 1 numaralı After Lion ve 3 numaralı King of Tülmen'den iyi bir yarış bekliyoruz. 5 numaralı Sedat'ın hazırlıkları çok iyi. 8 numaralı Sarabende ve 6 numaralı Fire of End Power'da iyi yarışları ile buranın olmazsa olmazlarıdır. Diğer eküriler zaten yarıştan çıkacakları için bu 5 isimle burası kapanıyor. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 3, 5, 8, 6 şeklinde oldu. Üçüncü koşu. Bu koşuda liderliği 3 numaralı Taç Yiğit alacaktır. 5 numaralı Kıvırcık Oktay da onu yakın takip edecektir. Çok süratli olmayan bir tempo bekliyoruz. 1 numaralı Baba Deniz, son iki yarışını kazanırken binici gayreti ile netice alabildiğini gösterdi. Bugün değişen binicisi aynı şekilde binebilirse yine kazanabilir. Çünkü düzlük sprinti çok kuvvetli. Yeter ki binicisi yerinde yürüsün ve güçlü teşviklerle atı sprint kaldırabilsin. Fesih Çetin Baş bunu yapabilirse Baba Deniz yine kazanabilir. 3 numaralı Taç Yiğit'i bugün kesinlikle tüm kuponlara yazalım. Bu ta ilk yarışını kazandıktan sonraki yarışında katı zamanı gibi sert rakiplerle mücadele etti. Son çim pist yarışında ise aşırı süratli tempoda liderliği alamadı ve stili dışı koştu. Bugün kendinden daha süratli bir at olmadığı için tempoyu belirleyecek ve çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Biz çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. 6 numaralı Oğuz Anta'yı da Vedat ile 1'de 1 bir yaptığı ve favori olacağı için sigorta amaçlı ekliyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1-3-6 şeklinde oldu. Dördüncü koşu. Bu maiden koşuda aslında rakiplerinden farklı olan bir isim var. Start problemi olsa da net bir yarış yapabilecek durumdaki 8 numaralı tekab, Vedat idaresinde bugün kazanabilir. Maalesef startta ne kadar kalacağını bilemediğimiz için tek bırakamıyoruz. Öne erken düşecek olan 7 numaralı Quality Life, bu şartlarda çıktığı gibi bitirebilir. Başarılı yarışları olan 6 numaralı Absolute Storm ve 5 numaralı Tek Demirkır buranın olmazsa olmazlarıdır. İyi idman durumunu Ankara'da da gösteren bir numaralı Baldur'u da sigorta amaçlı yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8-7-6-5-1 şeklinde oldu. Beşinci koşu. Çim pistteki her iki yarışını da kazanan 4 numaralı Natif Ability, Kum pistteki yarışında ise farklı bir taktik uyguladı ve liderliği alarak yarıştı. Neticesinde farklı stilde koştuğu için mi yoksa kum pistten dolayı mı kötü koştu anlaşılmadı. Fakat ilgilileri son kayıtlı oldukları yarışta pist değişikliği olunca kumda koşmadılar. Yani Native Ability, bugün yüksek ihtimalle liderliği almayacak. Düzlükte sprint esnasında idaresi zor olduğu için Vedat tercih edilmiş. İçe yatma problemi olmasa çok daha sert rakipleri de çim pistte geçebilecek güçte olduğunu belirtelim. Eğer Native Ability liderliği almazsa, 6 numaralı Maximus Power veya 8 numaralı Mega Vela liderliği isteyebilir. Mega Vela da çok ısrarcı bir isim değil. Liderliği alsa bile çim pistte çok etkili olacağını tahmin etmiyoruz. Pedigli olarak kum pistte çok daha yatkın bir isimdir. 6 numaralı Maximus Power ise çim pistteki başarılı yarışları ile dikkat çeken bir isim. Bugünkü tempodan dolayı çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Hafif kilosu ve başarılı aprantisi idaresinde çıktığı gibi bitirebilir. Özcan bugün 5 numaralı The King Seyir'i tercih etmiş. Haklı bir tercih olabilir fakat 3 numaralı Baba de Çim'de sert gruplarda yarış gören kaliteli bir isimdir. İkisini de ayırımsız yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4-6-3-5 şeklinde oldu. 6. koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Öne yakın gidecek olan atlardan 4 numaralı Kılınç Bey ve 6 numaralı Cambazoğlu'nu çok tutuyoruz. Bu ikili arasından bir birinci çıkabilir. 1 bir numaralı Çakmakşah, 2 numaralı Aktaşkaya ve 3 numaralı Kanarhan, ağır tempoda öndeki rakiplerini yakalamakta zorlanabilirler. Ama olası hafif süratli bir tempo, bu atlardan birini devreye sokabilir riske girmemek adına bu isimleri gekleyebiliriz. Çok geniş oynayanlar, yarış gören 5 numaralı Bekir abiyi yazabilirler. Bu at henüz toparlanmış gözükmüyor fakat, eğer eski gücüne ulaşmışsa burada rakip tanımaz. Bunu da belirtelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 6, 1, 2, 3, 5 şeklinde oldu. 7. Koşu Bu koşuda ilk şansı 1 numaralı Le Patron'a verecelim. Kazandığı yarışta düzlükte kesintisiz bir sprint yapmıştı. Son yarışı da oldukça başarılıydı. Bugün çok süratli bir tempo olmayacak. Mesafede kısa olduğu için bu kez öndeki atları yakalayamayabilir. Ancak yine de çok şanslı olduğunu belirtelim. Rakip olarak öncelikle 2 numaralı konluk ağasını önereceğiz. Mesafeyi çok iyi koşan safkan bugün dişine göre grupta yarışacak. Önlere yakın gidebilirse şansı artacaktır. Liderliği alarak yarışan ancak mutlaka geçilecek bir at bulan Akınay, bugün de 3 numaralı Yekgülüm'e düzlükte avlanır diye düşünüyoruz. Yekgülüm düzlükte öndeki atı yakaladığında kolay atlayabiliyor. Gerideki isimler biraz geç kalırsa bitirebilir. Sağlam kuponlara ilave edelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 2 3 şeklinde oldu. 8. koşu. Bu koşuda yarış içi şartlardan dolayı 2 numaralı Akda Fırtınası'nın çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Liderliği mutlaka alacak ve önde rahatsız edilmeyecek. Tempo atları önde yer kapmak için ilk metrelerde rahatsız edebilirler fakat tempoyu yükseltmezler. Akdağ fırtınası da bu mesafelerde her zaman iyi koştuğu için, mutlaka kazanır da adını duyuracaktır. Bu koşuda rakip yazmaya kalkarsak, neredeyse hepsi yapmaya kadar gidebiliriz. Çünkü değişik şartlarda birbirini geçebilecek isimler mevcut. Eleyebileceğimiz at olmaz. Akdağ fırtınası, Fesih Çetinbaş idaresinde bir de bir yaptı. Kazandığı yarışta 1500 metre mesafedeydi ve buradaki rakiplerinden bazılarını geride bıraktı. Bugün bir aksilik olmazsa düzlükteki mükemmel direnciyle bizce yine kazanacaktır. İkinci altılı genelinde en çok güven veren isim olduğu için, iki numaralı Akdağ fırtınasını banko yazalım ve sonraki koşuya geçelim. Dokuzuncu koşu bu koşuda yamak bir sınıfı aprantiler at binecekler. İyi bir apranti ile yarışacak olan bir numaralı altın ender, liderliği alarak yarışırsa bu grupta çıktığı gibi bitirebilir. Gidişat avantajından dolayı ilk sıraya yerleştirelim. 2 numaralı Bahar Bahir'in son yarışları oldukça iyi. Başarılı aprantisi idaresinde bugün de kazanır da olur. 6 numaralı Ulu Kanat ise yarışlar görüp toparlandığı için takibe alınmalıdır koşarım derse rakip tanımaz, dikkat edelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 2, 6 şeklinde oldu. Onuncu koşu. Bir numaralı Gold Design, seri birincilikleri ile bu koşuya geliyor. Son yarışında süratli rakibini önüne alıp koştu ve düzlükte onu atlayarak yine kolay kazandı. Bugün de 3 numaralı Falcon of Mutafları önüne alıp düzlükte atlamak isteyecek. Fakat Gökhan Gökçe bu at için Ankara'ya geliyor. Liderliği alırsa yakalanmayabilir. Gold Design'in bu kez işi kolay olmayacak. Bu iki ismi öncelikle yazalım. Geniş kuponlar son koşuda riske girmesinler. Kalan atların birbirinden çok farkı yok. Çeşitli şartlarda birbirlerini geçebildiklerini gördük. Bugün de öndeki bu ikili aşırı tempo yapar ve birbirini tüketirse sürpriz bir netice çıkabilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1 3 5 4 2 6 7 8 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.